Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün World of Warcraft'te nasıl daha fazla DP kazanabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki oyuna girip savaşa basıp daha iyi oynayın demeyeceğim. Merak etmeyin. Onun yerine savaşa basmadan önce oyun içerisinde kazandığınız DP'yi nasıl daha fazla arttırabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim ama bana çok basit kardeşim bu neden söylüyorsun demeyin. Çünkü soranlar oluyor mutlaka. Arkadaşlar bir gemi ağacında siz DP kasıyorsanız mutlaka bir tier altındaki gemiyi kullanıyor olmanız lazım. Yani mesela ben Leon açmak istesem Monarch'ı kullanmam gerekiyor. King George'u oyun yani Monarch'ı açtıktan sonra King George'u oynamaya devam edersem yani Leon'a puanım gitmez. Yine King George'da kalır. O yüzden gemi ilerlerken mutlaka bir üst gemi almanız gerektiğini unutmayın. Bu en basit şeydi. Çünkü bunda sonra arkadaşlarımız oluyor. Bunun üstüne arkadaşlar şimdi aynı tier gemiyle oynuyorsanız yani atıyorum işte Leon açmaya çalışıyoruz. Monarch'la oynadığımızı düşünün. İlk yapacağınız şey her zaman buradaki ekonomik bonusları tıklayıp kullanıyor olmak. Bakın burası gözükmüyor olabilir sizde. Şuraya tıkladığınızda açılır. Şuradan evet bazen açmıyor diyecektim ama bug'a girmedi Allah'tan. Bakın şurada seçebileceğiniz bonuslar oluyor. Bunları her zaman seçin. Bunu mutlaka yapın. Onun dışında eğer çok fazla oynayacağınızı düşündüğünüz bir gemi ise ve paranız varsa bonus paketi alabilirsiniz. Şimdi ben oyuna para vermeyi çok fazla önermiyorum. Yani o yüzden bu çok önereceğim bir şey değil ama hani 900 dublon çok fazla değil. Eğer kardeşim ben oyunu seviyorum çok fazla oynarım bu gemiyle diyorsanız o zaman bonus paketi alabilirsiniz. Bu da sizin yine kazandığınız DP'yi vesaire arttırıyor. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunu doğru gemiye almanız lazım. Çünkü bu kalıcı bir şey. Yani bakın mesela bu gemi tier 6. Ben tier 7'ye geçmek istiyorum. Tier 6 oyunda çok fazla oynamayacağım bu gemiyi. O yüzden o kalıcı bonus almama gerek yok. Yani kendim biraz fazla oynayıp onun yerine o bonusu almadan oynayabilirim. Ama mesela tier 9 bir gemi kullanıyorsanız atıyorum Leon olsun gene. Conqueror'a geçmek çok fazla zaman alıyor kardeşim bana çok fazla DP gerekiyor derseniz o zaman belki o kalıcı bonus almak işinize yarayabilir ama hani sadece bir seçenek olarak söylüyorum yani alın diyeceğim bir şey değil arkadaşlar. Onun yerine Premium alabilirsiniz. Premium aldığınız zaman kazandığınız DP ve kredi puanı gene artıyor. %50 civarı artıyor yani 3 oyun oynadığınız zaman Premium'suza göre Premium'lu oyuncular 2 oyun oynayarak aynı seviyede DP kazanmış oluyor olmaları lazım. Bu da size bayağı bir gelir sağlayacaktır. Ancak arkadaşlar şunu da belirteyim. Yani premium alsanız da çok fazla premium alıp kasmanızı yine önermiyorum. Neden? Çünkü şimdi premiumla hızlı bir şekilde gemi açabiliyorsunuz. Yani mesela aynı şekilde gidersek 100 oyunda mesela Leon'a geçtiniz diyelim Monarch'tan, 100 oyunda Conqueror'a geçtiniz. Şimdi bu aslında çok iyi bir şey değil. Yani siz hızlı bir şekilde gemi açmayı iyi diye düşünüyorsunuz ama bu iyi değil arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü üst yere geldikçe hatta ya tier 8 ya tier 9 olması lazım. Acemi koruması var ve bu acemi koruması kalkıyor. Oyunun matchmaking'de dengeli bir sistem yok. Yani siz bir kere acemi sisteminden çıktığınız zaman bir kere üst yere geldiğiniz zaman büyük ihtimal tier 9 olması lazım. Yanlış biliyorsan birisi beni düzelt. Tier 9'a geldiğinizde aniden on binlerce oyun olan adamlarla oyuna atılacak. Bir nevi köpek balıklarının arasına atılacaksınız bir yem olarak. Bu da aşırı kötü bir şey. Yani kendinizi daha fazla geliştirebilmeniz lazım düşük seviye oyunlarda. O yüzden DP'yi kasmakta çok aşırı acele etmeyin. Sadece bizim burada gösterdiklerimizi biraz daha hızlandırmaya çalışın. Yani kolay olmasın. Ki biraz orada oyun oynayın, kendinizi geliştirin. O yüzden çok fazla premium almanızı önermiyorum. Evet çok fazla oyun oynayacağınız işte bir haftalık bir zaman dönemi için alıp mesela o dönemde kasmaya çalışın. Ama dediğim gibi sakın hızlı bir şekilde tier 9'a tier 10'a atlayayım diye oynamayın. Şimdi bunun dışında şuradaki ekonomik bonusunuz arkadaşlar bitebiliyor. Ya da bunlardan mesela daha fazla almak isteyebilirsiniz. Bunun da taktiği şu. Her gün oynadığınızda size oyun kutu veriyor. Bakın mesela biz bugün hiç oynadığımız için kutumuz yok. Kutu al dediğiniz zaman kömür veren kutuyu tercih edin. Kömür veren kutuyla silah deposunu tıklayıp silah deposunda özelleştirme kısmına giderseniz kömürle kendinize ekonomik bonus alabiliyorsunuz. Sen niye yapmıyorsun kardeşim diyebilirsiniz. World of Warcraft'taki bir arkadaşlar oraya telif isteyen bir müzik koymuş. Bir önceki videoda telif yedi o yüzden. Özelleştirme başında görürsünüz. Kömür harcayıp alabildiğiniz ekonomik bonuslar var. Onlardan bir tanesi. Bunun dışında arkadaşlar en son önerim size bir klana katılmanız. Çünkü klanların şöyle bonusları var. Bakın size göstereyim. Mesela şu akademi savaş başında komutan DP'sini %15 arttırıyormuş 5. seviyede. Sonra işte harp okulu savaşlardan aldığımız DP'yi arttırıyormuş. Bunlar ayrıca sizin gemileri aldığınız fiyatları düşürüyor. Onun dışında eğer aktif klanınız varsa aktif klan üyelerinizde mesela farklı bir ham madde, çelik kazanabileceğiniz klan savaşlarına girebiliyorsunuz. Bunlarla beraber arkadaşlar hem DP kasmanız kolaylaşır hem de aktif bir klandaysanız hani oyunu daha iyi oynayama şansınız olur. Biraz daha diğer oyuncular size bilgi verebilirler, taktik verebilirler. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz.
O zaman benim diyeceklerim bu kadardı. Eğer benim unuttuğum herhangi bir şey varsa yorumlarda ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.